Merhabalar arkadaşlar. 34. sorumuzla devam ediyoruz. Y eşittir. X kare eksi 6x artı 4 eğrisine. X eşittir. A noktasından çizilen teğet. A 5'e eksi 1 noktasından geçiyor. Yani bir noktadan teğet çiziyoruz. Bu teğet başka bir noktadan geçiyor. Bize de o geçtiği diğer noktayı vermiş. Normalde şu ana kadarki sorularımızda işte x eşittir 3'ten çizilen teğet, 5'ten çizilen teğet, 1'den çizilen teğet diye geliyordu. Burada ise o teğet hangi noktadan çizilmiş onu vermiyor. Ama teğetin geçtiği diğer bir noktayı veriyor. Yani aslında bildiğimiz şeylerden bir tanesinin yerini değiştirmiş. Şimdi bunu yorumlayalım birlikte. Şimdi x eşittir a noktasından bir teğet çiziyorsam bu durumda fonksiyonun türevindeki a'ya ihtiyacım var demektir. Bakalım ne yapacağız? Fonksiyonun türevi x neye eşit olacak arkadaşlar? 2x eksi 6. Hangi noktadayız? a. f'in türevindeki a. 2a eksi 6. Şimdi eğimi biliyorum. Artık noktaya ihtiyacım var. a noktasını fonksiyonda yerine koyuyorum. f a a kare Eksi 6 A artı 4. Şu anda artık A A'ya A kare eksi 6 A artı 4 noktasından geçen ve eğimi 2 A eksi 6 olan bir doğru var. Elimizde bu doğrunun denklemini yazacağız. Ondan sonra da 5'e eksi 1 noktasını yerine koyacağız. Haydi başlayalım. Y eksi Y sıfır M X eksi X sıfır kuralıyla başlıyoruz y eksi y sıfır dediğimiz a kare eksi 6 a artı 4 eşittir m. m dediğimiz eğim. 2 a eksi 6 x eksi x sıfır yani x eksi a. Şimdi bu bizim teğet denklemimiz. Bu teğet bakın nereden geçiyor? 5'e eksi 1 noktasından. Yani x yerine 5 yazarsak y ise eksi 1. Uygulayalım. Eksi 1, eksi hatta eksiyi de açarak gidelim. A kare artı 6 a eksi 4 eşittir. 2 a eksi 6 x yerine kaç yazdık arkadaşlar? 5. Burası da 5 eksi a. Dağıtıyorum. Düzenleyelim. Eksi a kare artı 6 a eksi 5 eşittir. Şimdi dağıtırsak 10 a eksi 2 a kare eksi 30 artı 6 a. Bakın 10 a eksi 2 a kare eksi 30 ve artı 6 a. Şimdi hepsini bir tarafa atacağız ama önce biraz daha toparlayalım. Daha kolay gözüksün böylece. Eksi 5. Elimizde eksi 2 a kare var. 10 a. 6 a da buradan. 16 a. Eksi 30. Bu grubu bu tarafa atıyorum. Böylece eksi 2 a kare buraya artı geçiyor. 2 a kareden a kare çıkarttık. A kare. 16 a <laughs> buraya eksi geçiyor. Eksi 10a. 30 buraya artı geçiyor. 30 eksi 5'ten 25 eşittir 0. Gördüğünüz gibi bu ifade a eksi 5'in karesine eşit. Dolayısıyla buradaki a değerimiz de artık 5'e eşit olmuş oldu. Yani ne kadar kalabalık olursa olsun sonuçta tek bir bilgimiz var. T denkleminin nasıl yazılacağını biliyoruz. Böylece soruyu çok rahatlıkla çözebiliriz.